Merhaba sevgili kova burçları, yükseleni ve ay burcu kova olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım, umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin dileklerimle. Bugün kova burçlarına özel, yükseleni ay burcu kova olan arkadaşlara, izleyicilerime özel detaylı aşk bakımı bakacağım. Şimdi her burç için yapıyorum, sizin istekler üzerine. Fırsat buldukça, özel bakımlardan fırsat buldukça videolarımı aksatmamaya çalışıyorum. Çok güzel ve çok severek yapıyorum işimi. Yani severek yapıyorum işimi arkadaşlar. Ve tabii ki karşılığını sizden abone olarak karşılık vermenizi istiyorum. Yani bu da bizim emeğimiz. Emeğimin karşılığı olarak, abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum canlarım. Sevdiğim burçlardan biridir kova burçları. Çok mert, delikanlı burçlardır kovalar. Aşık olduğu zaman çok muazzam aşık olur kova ve dibine kadar gider kova burcu. Korkusuz aşıktır kova. Evet arkadaşlar, şimdi hem kartlarımı seçelim hem zaman kaybetmeden duyurumu yapayım. Şimdi arkadaşlar, yurt dışına özel bakımlarda, yurt dışına özel bakımlarda, tabii ki kanalıma abone olan abonelerime özel bir kampanyadır bu. %50 indirim kampanyam devam ediyor özel bakımlarda. Instagram görüntülü bakımı yapıyorum arkadaşlar. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz canlarım. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. 245. Evet, oradan bana ulaşabilirsiniz. Yarım saat artı tüm soruları cevaplıyorum. Tarot kahvesi, kambil, çeşitli tarot kartları ve katina var. Beklerim. Bakın, indirim var diye inanın, kimseye geri çevirmedim. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. Bu arada beni Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Tabii ki TikTok'ta takip ederseniz sevinirim. Logolar hep aynı. Nur ile kahve saati. TikTok'ta da et işareti küçük harflerle bitişik. Nur ile kahve saati. Gelebilirsiniz. Arada fırsat buldukça, tabii ki fırsat buldukça, özel bakımlar yoğun olduğu için fırsat bulursam, buldukça TikTok'u da aksatmamaya çalışıyorum yetişebildiğim kadar. Şimdi bir bakalım. Bir bakalım canım, kova burçlarının aşk hayatında neler var. Bu bir zamansız açılımdır arkadaşlar. İstediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Erkek veya bayan hiç fark etmez. Yaş sınırlaması hiç fark etmez. Yükseleni ve ay burcu, güneş burcu kova olan izleyicilerim için geçerlidir sevgili kovalar. Evet. Bakalım, zaman kaybetmeden haydi bakalım. Umarım her şey güzel çıkar. Ben de sizi güzel yorumlarım. Çünkü gerçekten güzel olmasını temenni ederim. Çok muazzam bir başlangıçla kartımızı açtık. Baş melek Cebrail. Şimdi bu aşkın, muazzam bir mutluluğun, muazzam bir haberin, barışın, herkülade yeni başlangıcın elçisidir Gabriel. Bunu gösteriyor. Hangi burçla ilgili diyor kovanın? Toprak diyor arkadaşlar. Boğa başak oğlak ve yükseleni boğa başak oğlak olan partnerlerinizle muazzam bir beraberlik, muazzam bir barış, muazzam bir haber alacağınızı kesinlikle gösteriyor. Olağanüstü bir rahatlama döneminden bahsediyor. Ve şimdi beraberliğiniz var ise evlilik teklifi alabilirsiniz. Yok eğer yalnız olan kovalar var ise yeni başlangıcı, toprak enerjisini veriyor. Boğa başak oğlak, mükemmel bir beraberlik başlatacağınızdan bahsediyor. Gelişi güzel, kart çok güzel çıktı. Şimdi burada bir kısım kovalar, bir kısım kova burçlarını biraz hani sıkıntılı gösteriyor. Neden sıkıntılı? Koç aslan yay ve yükseleni koç aslan yay olan partnerleriyle aralarında bir sorun, bir olumsuzluk yaşandığını gösteriyor kartlar. Ve bir bekleme sürecinden bahsediyor. Kartın önerisi diyor ki, kova
Çok sıkıntıda ve kendinden de ödün vermeyi düşünmüyor. Hani kendinden de onurundan gururundan vazgeçmeyi düşünmüyor. Zaten yeterince diyor ben bu ilişkide emek sarf ettim. Yeterince tolerans tanıdım. Her şekilde sana her şeyi temizini, güzelini korkusuzca verdim olarak gösteriyor. İster manen, ister madden, maneviyat olarak, ister maddi olarak her şekilde arkanda ve yanında durdum diyor. Ama sen bunun karşılığında bana ne verdin? Acı ve hüsran, üzüntü ve mutsuzluk. Kimi gösteriyor? Koç aslan yay ve yükseleni koç aslan yay olan enerjiden bahsediyor kartlar. Evet, şimdi burada diyor ki bunun üzerine açıklama yapıyorum. Şu anda ara sessiz ve sakin. Belli ki partnerler ayrı olduğunu gösteriyor. Düşman değiller ama ayrılık ve sessizlik hüzün hüküm sürdüğünden bahsediyor. Karşı tarafın kovaya karşı bir inat yaptığını, tabii ki bu inat yapınca kovayı da inada soktuğundan bahsediyor. Çok ciddi şekilde güç ve direnç sarf ettiğini gösteriyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Aranızda inatlaşma olabilir. Aranızda hüzün, sessizlik, olumsuzluk olabilir. Ama diyor ki temeli sağlam bir ilişki. Koç aslan yay ve yükseleni koç aslan yaydan bahsediyorum sevgili kovalar. O kadar temiz, o kadar menfaatsiz, o kadar sağlam bir ilişki var ki burada. Aranızdaki olumsuzluğun geçici olduğunu gösteriyor. Yani diyor ki bu inatlaşmaya bakmayarak diyor temeli sağlam bir ilişki ve kurtarırı olan bir ilişkidir. Koç aslan yay ve yükseleni koç aslan yaydan bahsediyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bu büyücü kartı çok mükemmel bir karttır. Çeşitlilik diyor ki şimdi bazı kova burçlarını burada kararsız kaldığını gösteriyor. Kararsızlık var. Yani diyor ki bu ilişki bana eziyet veriyor. Bu ilişki beni mutlu etmiyor veya sevdiği kişiden bahsediyorum. Karşı tarafa duygusu, sevgisi kesinlikle var ama verim alamadığı, en azından istediği kadar ve aldığı verimin yeterli olmadığını düşünen kova burcu burada bir çeşitlilik, bir değişim yapma isteği var. Hani bu ilişkiye devam mı etsem, yeni bir başlangıç mı yapsam bunu gösteriyor. Bu enerji hangisidir? İkizler Kova Terazi ve yükselene İkizler Kova Terazi'den bahsediyor kart. Ama diyor ki bu varacağı karar nedir? Tamam bu ilişki beni yorsa da, bu ilişki bana eziyet etse de diyor. Ben İkizler Kova Terazi ve yükselene İkizler Kova Terazi olan partnerimle kalmaya razıyım. Değişim yapmayacağını gösteriyor. Biraz sabırlı davranmanız gerektiğiyle ilgili kartların şeyi var. Önerisi var. Şimdi buradaki İkizler Kova Terazi ve yükseleni İkizler Kova Terazi olan partnerlerinizin bu eş de olabilir. Hiç fark etmez. Partner dediğimde sadece sevgili olarak algılamayın arkadaşlar. Verdiği bazı sözlerin boş, hani verdiği sözün arkasında durmadığını gösteriyor. Bu durum kova burcunu çok ciddi şekilde kaygıya ve rahatsızlığa sokmuş olarak gösteriyor. Sen bana söz verdin ama o sözler havada kaldı. Ben baka kaldım o verdiğin sözlere. Onunla ilgili partnerine karşı sıkıntılı, üzüntülü gösteriyor. Hangi kişilerdir, hangi enerji? İkizler Kova Terazi, yükselen İkizler Kova Terazi, bir de Başak Burcu'ndan bahsediyor. Burcu Başak ve yükselen Burcu Başak olan partnerlerinden bahsediyor kartlar. Evet, burada görüyor musunuz? Üzüntü ve sıkıntı olabilir. Olumsuzluklar yaşanabilir. Ama ciddi yıkım ve ayrılıktan bahsetmiyor kartlar Allah'ın izniyle. Böyle bir şeyin olmayacağını gösteriyor. İkizler Kova Terazi, pardon, Koç Aslan Yay ve yükseleni Koç Aslan Yay olan partnerlerinin Kova Burcu'nun çok canını yaktığını gösteriyor. Bakın şimdi burada diyor ki bu aranızdaki huzursuzluk, olumsuzluk ve üzüntü o kadar kovayı incittiğini gösteriyor ki kova kendini işe veremiyor. Her şeye boş bakıyor. Yani bir depresyon, bir sıkıntı, bir mutsuzluk içerisinde olduğunu gösteriyor. Koç aslan yay ile. Bakın buradaki güzelliğe bakar mısınız? Ay inşallah. Ama diyor ki 9 vakit.
Bu ayın 9'u olabilir. Şimdi bu zamansız bir açılımdır arkadaşlar. Bir de bir şey söyleyeceğim canlarım. Sevgili kovalar, her zaman söylüyorum. Bu bir kolektif açılımdır. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin arkadaşlar. Ben yüzdeye bakarak konuşuyorum. Kartlar ağırlığı, çoğunluğu neye gösteriyorsa, hangi enerjiyi gösteriyorsa bunu konuşuyorum. Özel bakım için Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresim videoların alt kısmına etiketli. Şimdi burada 9 vakit içerisinde genel olarak yükselen burcu da kova olan arkadaşların aşk hayatında muazzam bir rahatlama, muazzam bir değişim, böyle bir 180 derecelik dönüşüm beklemediğiniz bir değişim olacağını gösteriyor. Aile kartı, yani çifte aile kartı çıkardı. Yeni evlilik teklifi alabilirsiniz, partnerinize barışabilirsiniz. Ne kadar sıkıntı ve hüzün olursa da olsun, olumsuzluk yaşayabilirsiniz. Ama kesinlikle diyor ki, bütün enerjilerden bahsediyor. Bu ilişkinin kurtarırı var diyor arkadaşlar, Allah'ın izniyle. Şimdi burada Mikail burada muazzam bir enerji veriyor. Muazzam bir aşk habercisidir. Muazzam bir beraberliğin elçisidir burada. Ve üzerine kupa olmuşu herkülade barıştan bahsediyor. İkili ilişkinizde, evliliğinizde olumsuzlukların üzerine olumlu olasılıkların olacağından bahsediyor. Geçici bir hüzündür. Şimdi burada huzursuzluk kesinlikle var arkadaşlar. Ben şimdi size yalan atamam. Ama geçici bir huzursuzluktur diyor. Üzüntü var mı? Var. Kaygıları var. Çünkü karşı tarafa güvensizlik söz konusudur. Karşı tarafın verdiği kova burcunu, hani duygu olarak verimi, kova burcunu tatmin etmediğini gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için ikilemde kaldığını gösteriyor kovanın. Bu ilişkiyi bitirmem mi gerekiyor? Yeni bir ilişki başlamam mı gerekiyor? Bunun arafında ve aşamasında kaldığını, bununla ilgili bir karara varmak için kendini yorduğunu gösteriyor. Evet, ister duygusal ister cinsel olarak bağlılığı var diyor. Toprak, özellikle oğlaktan bahsediyor. Oğlak burcunda aranızdaki barışın kesinlikle olacağını gösteriyor. Burcu oğlak ve yükselen burcu oğlak olan partnerlerinize teklif alabilirsiniz. Size barış ve duygu ile geleceğini gösteriyor. Bu kartın bitişine çıkan kartı görüyor musunuz? Şelale ve kupa ikilisi. Şelale, bakın başında dedim ya, temeli sağlam bir ilişki. Olumsuzluklar yaşayabilirsiniz, kırgınlıklar olabilir ama diyor ki ilişkinizde temeli sağlam, güven veren bir ilişkidir. Budur. Ve diyor ki bu dedim ya demin 9 vakit aynı şeye bağlıyor. 9 vakit çok uzun bir süreyi göstermiyor. Zamansız bir açılımdır ama 9 vakiti gösteriyor. Mevsimlerden de arkadaşlar, mevsimin güzelliğini görüyor musunuz? Bahardan bahsediyor. Bahar mevsiminden bahsediyor. Yani bu ilk baharda değil, baharı gösteriyor. Barıştan bahsediyor. Karşı tarafla ikili kupadan bahsediyor. Teklifi alacağınızdan, yani bir şansınız, bir kısmetiniz ve bu ilişkinizdeki olumsuzluklar sizin modunuzu düşürmesin. Kurtarırı var diyor. Ve nasıl bir kurtarır? Beklemediğiniz süre içerisinde ani bir gelişten bahsediyor. Ani aşk hayatınızda olası ani bir değişimden bahsediyor şelale kartı ve gürül gürül güzellikten bahsediyor. Aşırı derecede aşk içeren bir güzellik ve beraberlik. Sonuç olarak kartların son çıkaracağı kartı şey gösteriyor. Muazzam bir beraberlikle bitecek. Yani net olarak ne bir boşanma, ne ciddi bir yıkım, ne ciddi bir ayrılık göstermediğinden bahsediyor kartlar. Ve bu ilişkide ne olursa olsun sonuç olarak tüm enerjilerle bir beraberlikle biteceğini ve barışla biteceğini gösteriyor sevgili kovalar. Evet arkadaşlar, videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Kanalıma abone olarak izlerseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Sizi seviyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.